Ondangelsin.com. Ne zaman istersen. Sen iste ondan gelsin. Üstelik sipariş tutarınız ne olursa olsun. Kargo bedava. Atilla abi, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası eski başkanı Sayın Durmuş Yılmaz'la bir yayın gerçekleştirdik. O yayında Durmuş Yılmaz aynen şöyle söyledi. Dedi ki faiz artırımı doğrudur, evet. Ama dedi Naci Abal'a buradan bir öneride bulunuyorum. Mecliste de cevaplamadı bu önerimizi. O da şuydu. Para piyasaları kurulu aynı para piyasaları kurulu. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini eritirken kamu bankaları aracılığıyla kime, kaça, nasıl ve hangi şartlarda sattınız? Ve bu para piyasaları kurulu, buna imza atan para piyasaları kurulu. Şeffaflıksa Sayın Abal'ın bunu, Sayın Elvan'ın bunu açıklaması gerekir dedi. Hakikaten çok da ses getirdi mesela Durmuş Yılmaz'ın bu açıklaması. Şeffaflıksa sizin söylediğiniz gibi TÜİK'te ben çok değerli uzmanların olduğunu biliyorum. TÜİK'in kendini ikna, inandırması lazım. Yani vatandaşın TÜİK'e inanması lazım. İnanmıyorsa değiştirecekler, yani bu kadar basit. Şeffaflıksa, nasıl Naci Abal şeffaf bir şekilde açıklama yapıyorsa, iletişim kanallarını açık tutuyorsa, ama bundan sonra da aynı şeffaflığı bekliyoruz. Paralar kime, nasıl ve kaça gitti? Aynı şekilde TÜİK'in de BBDK'nın da aynı şeffaflıkla ekonomi yönetimine biraz elini güçlendirmesi lazım. Çünkü kamuoyu desteği olmadan bir reformun hayata geçmesi mümkün değil. Mümkün değil. Kesinlikle. Şimdi tabii ben biraz zaman vermek taraftarıyım. Yani çok zor bir zamanda Sayın Abal'la Elvan yönetimi devraldılar. Tabii ilk önce yani bir yabancı atasözü vardır. Hani bataklıkta timsahlarla boğuşurken bataklığı kurutmayı düşürmek abestir diye. İlk önce timsahları bir savuşturmak lazım. Belki ondan sonra sıra gelecek. Bence piyasalar, yani yatırımcılar da bir iki ay daha süre verirler. Ama ondan sonra yani hala ses var, görüntü yoksa, Mart zaten çok kritik bir ay. Evet. Yani bütün tetkik ettiğim kaynaklar Joe Biden'ın o tarihte içeride işinin bitip Orta Doğu'ya yöneleceği ve Rusya ve Türkiye ile çok ciddi müzakereler yapacağını anlatıyor bana. Rusya'dan bu sahte haber, işte false news ve hacking kampanyasının durdurmasını isteyecek. Türkiye'den de işte S-400'leri isteyecek, yani anahtarını teslim etmemizi. Ve eğer istediğini elde edemezse, o zaman haklı veya haksız yaptırım yoluna gidecek. Şimdi şöyle bakalım önümüzdeki takvime Sami abi. Bugün ayın 4'ü. Aşılar 2 gün önce geldi. Evet. 15 gün falan Ankara'da bunların sağlık denetimi yapılacak, ki doğrudur, hiçbir itirazım yok. Demek ki ayın 20'si 25'inden önce aşılamaya başlayamayacağız. Ve 3 milyon doz var. Arkası ne zaman gelecek belli değil. 3 milyon doz 1,5 milyon insana yeter. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de müstahdemi, işte teşrifatçısı vesaire olmak üzere 1 milyonun üzerinde sağlık personeli var. Yani sadece onlara gidiyor aşı. Ondan sonrası belli değil. Yani bir sürü plan var. İşte Pfizer, BioNTech'le ortaklaşa üreteceğiz, Sputnik'i alacağız, üreteceğiz falan, ama bunların hiçbirisi siparişe veya anlaşmaya bağlanmış değil. Ve şu anda herkes bulabildiği kadar aşı stokluyor ve parasını peşin ödüyor. Dolayısıyla en büyük korkularımdan biri Türkiye'ye yetersiz miktarda aşı gelmesi ve bizim aşılama kampanyasını salgını bastıracak ölçüde genişletemememiz. Yani Mart'a da bu salgının etkisi altında girmemiz. Bakın, Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca haklı olarak vakaların düştüğünü söylüyor. Ama vaka sayısını test sayısına bölerseniz bir ay önce %10'du. Yani her 10 testten biri pozitif sonuç veriyordu. Ben 2 gün önce baktım, bu oranı sadece 7,5'a düşürebildik. Yani bunu nüfusa oranlayalım. Halkın %5'u, %7,5'un hasta değil, virüs taşıdığını varsayalım. İşte 8 kere 8, 6,4 milyon insan eder. Sizin elinizde 3 milyon doz aşı var. 1 milyon, 1,5 milyon kişiye yetiyor. Ve insanların yarısı da aşılanmak istemiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem çok ciddiyetle ve
olay çıkartmadan suhuletle yönetilmesi gereken bir dönem. Biz Mart'a bu salgınla girersek Amerika veya AB'nin bizden isteyeceği tavizlere karşı elimiz çok zayıf olur. O zamana kadar muhakkak salgının bastırılması ve ekonominin toparlanması gerekiyor. İzleyicilerimiz S-400'ü sormuşlardı zaten Atilla abi. S-400'de eğer elimiz güçlü girmezsek Mart ayına onların istediklerini yapıp S-400'e kilit vurmak zorunda kalabiliriz. Çünkü aşı da bizim ihtiyacımız olan bir ürün. Bir de demişler ki mesela Halkbank davası nasıl etkiler o tarihte? Gene aynı şeye karşılaşacağız. Aynı döneme denk geliyor bunların hepsi. Halkbank'ın celsesi var. Evet. Orada bir karar çıkar mı emin değilim. Hı. Ama yani benim bildiğim kadarıyla yine açık halka açık basın kaynaklarından elde edildiğim bilgiye göre zaten daha önce Rıza Sarraf davasından dolayı çeşitli Türk bankaları arasında, hiçbirini suçlamadan konuşuyorum, bu Amerika'nın görüşüdür. Evet, evet. Çeşitli Türk bankaları hakkında Trump'ın masasında bir dosya konulmuş. Şey tarafından, Amerikan hazinesi tarafından bu bankalara yaptırım uygulansın diye. O dosya bildiğim kadarıyla açık. Yanılıyor da olabilirim. Hı hı. Ama yani şuraya getirmek istiyorum lafı. Tabii Amerika'da mahkemeler bizden daha bağımsız ama sonuçta yani hani Trump'ın ne yaptığını gördük. Gerçekçi olmak lazım. Eğer Biden Halkbank'a karşı bir karar çıkartmak istiyorsa herhalde çok büyük bir zorlanmayla karşılaşmaz. Ve yani burada da bir insaf ölçüsü yok. Hani adam 1 milyar da ceza keser, 10 milyar dolar da ceza. Daha da kötüsü Türk bankalarının işlem yapmasını engeller. Biz tabii ki bütün bunların hepsiyle başa çıkabilecek bir hale gelebiliriz ama bir an önce bu salgını halletmemiz ve halkın siyasi ve ekonomi yönetimine güvenini sağlamamız lazım. Ancak bu şekilde, şimdi pazarlık başka, taviz başka. Pazarlık edilir. Pazarlık edilmek zorunda. Herkes bir miktar verir. Ama iş açıkça şantaja, yaptırım tehdidine dönecekse, yani bizim ekonominin bunu kaldıramayacak kadar zayıflamasından korkarım ben o tarihe kadar. Şimdi Yiğit Bey sormuş, sizin yazınızda da var bu. Batık krediler, bankalardaki batık krediler minimum 50 milyar dolar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na aslında ciddi bir yük getiriyor. Yani bu durum nereye gider? Ne demiş, ne dersiniz bununla ilgili? Yorumunuzu bir de sözlü alalım. Bir evet, yalnız bunu bir düzeltme yapmak isterim. Bunlar batık krediler değil, muhtemelen batacak krediler. Muhtemelen bunlar batacak krediler. Bizim evet riskli veyahut da kategori 2 dediğimiz kredilerdir. Yani 90 günden fazla faiz ödememiş kredilerdir. Ha, niye batacaklarını düşünüyorum? Çünkü bunların çıkması için ilk önce bir kredi alanların firmalarının veyahut da restoran, bar, kafelerinin, otellerinin açık olması lazım ki para yani, kazansın adam. Evet. İkincisi ödeme niyeti olması lazım. Bu çok önemli. İnsanlar bunu anlamıyorlar. BDDK veya Türk Ticaret Kanunu genelgeleri yönetmelikleriyle biz bu kredileri uzun süre yüzdürebiliriz. Ama adam konkordato ilan edecekse ne yapacaksınız? Yani. Yani düşündü ki artık ben bu işten para kazanamam. Bütün bunları topladığınızda evet yani bu Sayın Lütfü Elvan Naci Abal ya da Lütfü Elvan özür dilerim ama yani bu bütçe görüşmelerinde de bu rakam telaffuz edildi. 550 milyar kadar riskli, ortada kredi var. Ve Türkiye bu sene %5 falan büyümezse bunların büyük kısmı da batağa yazılacak. Şimdi bunun şöyle bir şeyi var, yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Bu miktarda batık Amerikan bankalarında da var, Alman bankalarında da var, Çin bankalarında da var. Bankayı batırmaz bu batıklar. Nasıl tüccar bazen ödemeyen müşteriyle karşılaşırsa, bankanın da bazen ödemeyen kredi borçlusu vardır. Ama bankaların kredi verme iştahını zedeler. Sizin bilançonuzda bir sürü ceset yatıyorsa, o zaman tabii ki dünyaya bakışınız farklı olur. Yani çünkü sizin gördüğünüz insanların aldıkları borcu ödemedi. O zaman ne yaparsınız? Yeni borç verirken kılı kırk yararsınız. Ve asıl tehlike de budur. Çünkü Türkiye ekonomisi hakikaten bu sene %4-5 büyüyecekse bu kredilerin %20-25 büyümesinden daha aşağısıyla olmaz. Yani biz şöyle düşünmek lazım. %5 reel büyüme, %15 enflasyon, %20.
Bunun üzerine bir de finansal sistemin derinleşmesi, yani daha fazla insanın kredi kullanması var. Bizim senede %25 kredi büyümesine ihtiyacımız var ki o %5 büyümeyi yakalayalım. Zaten %15'in altı enflasyondan arındırdığınızda kredilerin dar, yani kredilerin geri çekildiği anlamına göre. O ortamda da abi biliyorsun yani işletme sermayesi falan olmayınca nasıl insanlar mal alıp üretecekler? Kastettiğim budur. Bu konunun derhal halledilmesi lazım. Yoksa burası önce İtalya'ya sonra Japonya'ya dönebilir 2-3 yıl içinde. Ondangelsin.com. Ne zaman istersen. Sen iste ondan gelsin. Üstelik sipariş tutarınız ne olursa olsun, kargo bedava.